Gebze OSB Darıca sahil metro hattımızın istasyon sayısı 11 ve istasyon hat uzunluğu 15.4 kilometre olarak planlandı. Ayrıca sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanında yapacağız. Ulaşımızı saatte 80 kilometre olacak metro hattımız ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli projeyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımını önemli bir alternatif oluşturmuş olacağız. Gebze OSB Darıca sahil metro hattımız aynı zamanda Gar istasyonunda Marmara'ya da bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak olan 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz ileri teknolojiyle, yerli ve milli teknolojiyle Türkiye'de üretiliyor. Değerli Kocaelili kardeşlerim. Bugün size müjdeli bir haber daha vermek istiyorum. Proje bedeli 2,5 milyar lira olan hattımızın OSB Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının ilk çeyreğinde Gebze Gar Darıca sahil kesimini de 2023 yılının sonunda hizmete alacağız. Gebze OSB Darıca sahil metro hattımızın hizmete girmesiyle 2023-2048 yılları arasındaki 25 yılda yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27.3 milyar lira olacağını öngörüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ülkemizin refahı çocuklarımızın geleceği için çalışıp fikir ve proje üretiyor olmaktan çok mutluyuz. Proje varsa ekonomik refah var. Proje varsa gelecek var. Proje varsa iş, aş, ticaret var. Bugün bakıyoruz. Bırakın proje yapmayı taş taş üstüne koymaktan aciz olanlar projelerimizi eleştiriyor. Biz ise her gün yeni bir projeyi tamamlamanın bir yerlisin ise başlamanın heyecanıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Buraya deyim yerindeyse ayağımızın tozuyla geldik. Önceki gün Ahlat, Karahasan, Malazgirt yolunu hizmeti açtık. Bir önceki gün Ayvalık'ta esnafımızla buluştuk. Balıkesir, Savaştepe, Dursunbey, Karayolu şantiyelerinde son sürat devam eden çalışmalarımızı inceledik.